Ben hiç hareket etmiyorum. Tamam, aynen hiç hareket etmiyorum. Anasını satayım. Ne oldu? Koptu. Neyi koptu? Şuraya bak. Oo. Direkt çıktı, koptu. Çeker çekmez. Oha. Dur. Çok kötü oldu. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalında yeni bir performans incelemesine hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video var. Belki biraz diss videosu var. Diss şarkısı gibi. Ve gerçekten hiç memnun kalmadığım ve birçok açıdan çok tuhaf bulduğum değişik bir ayakkabıya bakacağız. İşten kaçınmadım ve buna da bir intro yaptım arkadaşlar. Sizler de like atar ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olur ve zil işaretine basarsanız da ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Çok da fazla bu videoyu uzatmak da istemiyorum. Her zaman yapmış olduğumuz gibi bir detaylı performans incelemesi yapacağız. Ama daha çok güzel, iyi şeylerden bahsetmek yerine biraz kötü şeylerden bahsetmiş olacağız. Çünkü çok da iyi bir şey yok. olanlardan da bahsedeceğim. Şimdi çok fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet, ayakkabımızın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutu açımından da hatırlarsınız. Normal, sade, siyah beyaz bir Converse kutusuydu. Ayakkabının ismi gerçekten çok uzun. Converse All Star BB Jet Mid diye geçiyor. Kutudansa tabii ki ayakkabının hakkında konuşacağız. Kutu açımını izlediyseniz fena değil, beğendiğim bir ayakkabı olmuştu en başta. Genel itibariyle görsel olarak baktığımızda göze hitap eden daha çok Dame 6, Dame 7'ye benzer tarzda bulduğum bir ayakkabıydı. Sizler de beğenmiştiniz. Beğenmeyenleriniz de olmuş tabii. Instagram'dan sormuştum. Beğenenler daha fazlaydı. Ama arkadaşlar detaylı performans incelemesinden sonra gerçekten hiç memnun kalmadığımı söylemem lazım. En çok beğendiğim noktası görüntü olabilir. Gündelik hayatta da tercih edilebilir gibi bir görüntüsü var en azından. Şimdi hemen performans detaylarına geçelim arkadaşlar ve tavanıyla başlayalım. Performans açısından en beğendiğim kısmı bu tabanı olmuş olabilir. Gördüğünüz çıkıntılar oldukça kaliteli, güçlü ve sert duruyor. Dışarıda da oynanabilir gibi duruyor. Özellikle şu kısımlarda, yani daha çok basınç uygulayacağınız noktalarda daha kalın, güçlü yapılmış. Sahada nasıl bir iş yaptı diye sorarsanız fena değildi. Kimi zaman durdu, kimi zaman kaydı. Biraz açıkçası güvensiz hissettirdiğini söylemem lazım. Çok her daim aynı kalitede aynı tutuşu sergileyemiyor. Zaman zaman toz tutuyor, zaman zaman silmeniz gerekiyor. İyi değil, iyi klasmanında değil ama ayakkabının bence dediğim gibi en iyi yönü olabilir. Normalde 7.9 verecektim ama dış sahalarda da oynanabilir olduğunu düşündüğüm için 8.2 vereceğim arkadaşlar. 10 üzerinden bu ayakkabının tabanına, taban tutuşuna ve tabanın sertliğine, sağlamlığına. Hemen şu ortasında bir plaka dikkatimizi çekiyor ve Converse Speed Plate gördüğünüz gibi yazıyor üstünde. Bu da birçok ayakkabıda bulunan bir plaka ve bu plakanın şekli çok tuhaf arkadaşlar. Şöyle üçgen gibi geliyor. Yanda ekranın yanında da bir resim koyarım, oradan da görmüş olursunuz. Yastıklamaya geçtiğimiz zaman bu plaka ile birlikte yastıklama olarak çok sert bir köpük ve Nike Zoom üniteleri var. Hatta hatırlarsanız kutu açımında bayağı şaşırmıştım. İçeride işte Nike Zoom falan yazıyordu şu anda ışık gelmediği için. Ayakkabının normalde dilinde bu şekilde yazıyor. Oo demiştim, çok güzel, heyecanlandım falan filan. Ama arkadaşlar hiç öyle olmadı. Ve bu Zoom ünitelerini hiç ama hiç hissedemedim. Hem önde bir Zoom ünitesi olduğu söyleniyor. İri bir Zoom ünitesi. Arkada da hex unit dediğimiz altıgen bir Zoom ünitesi olduğu söyleniyor. Fakat yani bunu niye koydunuz? Amacınız neydi bilemiyorum. Hiç ama hiç hissedilmeyen çok tuhaf bir kullanım olmuş. Ve tabii ki benim de hiç hoşuma gitmedi. Yastıklama noktasında hiç aradığımı bulamadım. Çok sert arkadaşlar. En ufak bir zıp zıplık yok. Etkiden korunma da yok. Yani dolayısıyla bileklerinizi, belinizi, dizinizi ağrıtacak tarzda. Ayrıca bu taban yapısında bu plakayla birlikte bükülmüyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok değişik, çok tuhaf bir yapısı var. Yani özellikle şu ayak, ön ayakta çok farklı bir his veriyor. Ben bunu bükmeye çalıştıkça değişik bir şekilde şuradan bükülüyor. Asıl plaka burada değil mi yani? Nasıl bükülebiliyor onu da bilmiyorum. Aslında buna propulsion plate de diyorlar. Yani sizi ittirme plakası doğru kullanılırsa denmiş. Sanki hani ayakkabıyı giyiyoruz, çıkıyoruz. Nasıl doğru veya yanlış kullanabilirim? Yani bastığınız zaman güya sizi ittirecek bir plaka olduğu söylenmiş. Hiç bilmiyorum, hoşuma gitmedi. Kesinlikle ve kesinlikle memnun kalmadım. Bükülmeyen, adım atılması zor, hem de rahatlığı olmayan bir alt taban kullanımı olmuş. Taban tutuşu haricinde yastıklama, orta taban gerçekten çok ama çok kötü diyebilirim. Hemen ağırlığına da bakmış olalım. 457 gram ayakta da ağır hissettiren bir basketbol ayakkabısı olmuş arkadaşlar. Yani hangi
kısmıyla ele almaya çalışırsam çalışayım gerçekten hiçbir şekilde memnun olamıyorum. Bu ayakkabının fiyatı arkadaşlar indirimden almıştım. 1640-1650 civarındaydı. Normalde 2200-2300 gibi bir fiyata sahip. O fiyatlara zaten aman ha yaklaşmayın. Yani 1650 liraya bile değmez. Gerçekten paramı acıdım. Ve bir daha da şunu diyorum. Bir daha da Converse incelemeyeceğim. Hatırlarsanız bir tane şans vermiştim. O da yine NBA All Star BB Space, NBA Jam miydi? O tarz bir şeydi. Sarılı marılı bir ayakkabıydı. Onu incelememiştim bile arkadaşlar. İnceleyebileceğim tarzda değildi. Bu da yine aynı şekilde gerçekten yani bir daha Converse'e yaklaşmayacağım. Bu fiyatlara bu tarz saçma sapan yani güya bir şeyler var ama hiçbir şekilde hissedilirliği yok. Hiçbir şekilde kullanışlı değil. Dolayısıyla kağıt üstünde yazanlar kullanıma hiç ama hiç fayda ve yarar sağlamıyor. Bu genel düşüncelerimi de belirttikten sonra yastıklamasına puan vermedik. Yastıklamasına puan vereyim. 10 üzerinden 6.8 vereceğim arkadaşlar. Yani gerçekten yastıklama benim için yok denecek kadar kötüydü. Özellikle bir de bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz dendikten sonra böyle olması gerçekten çok kötü. İşte bu videoların güzelliği de bir yandan ortaya çıkmış oluyor. Sizler işte şöyle güzel, böyle güzelmiş, şöyle güzelmiş diye reklamları onu bunu duyup alıp hayal kırıklığına uğramanızdansa ben bunu yaşarım. 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yaşayacağına bir kişi yaşamış olur. Dediğim gibi bir daha ama Converse'e yaklaşmayacağım. Yani ne kadar indirim olursa olsun keşke bunun yerine farklı Nike'dan Adidas'tan bir ayakkabı alsaydım diyorum. Buradan da sadece Adidas Nike değildir markalar diyen arkadaşlarıma, izleyicilerime de şöyle bir mesaj vermiş olayım. Evet hadi şimdi üst kısmına bakalım. Görseliyle birlikte beğendiğim kısımlardan biri de arkadaşlar ayakkabının üst kısmı oldu. Fakat hani direkt kalitesine şuna buna geçmeden şundan bahsetmek istiyorum. Ayakkabı çok ilginç bir biçimde çok geniş arkadaşlar. Hem şurası görüyorsunuz inanılmaz yüksek ve yana doğru da geniş. Ayağınız içeride kilitlenmemiş ve desteksiz hissediyor. Normalde benim gibi geniş ayaklı arkadaşlar veya taraklı arkadaşlar bundan memnun kalabilir ama bu sefer de güvensiz ve desteksiz hissediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir handikap oluyor. Özellikle şurada bayağı bir boşluk var. Daha kalın çorapla belki giyebilirsiniz. O zaman doldurabilirsiniz. Ayrıca ayağınız giydiğiniz zaman şuralardan yani ayakkabının yan kısımlarından böyle bir pofur pofur ediyorsunuz. Aynen şöyle. Aynen bu şekilde bakın. Böyle pofur pofur ediyor ayakkabı. Bu da çok sinir bozucu bir his. Daha güçlü, kuvvetli, sıkı, atılgan ol hissetmiyorsunuz. Bu ayakkabının reklamlarına baktım. İşte çok atik oyuncular için, çok hızlı yön değiştiren oyuncular için falan gibi şeyler söylenmiş. Hiç alakası yok. Gerçekten çok kötü. Yani bu tarz bir ayakkabı yapıp da nasıl bunu söylersiniz? O kadar içerisinde güvensiz hissediyorsunuz. O kadar ağır ve lambur lumbur bir ayakkabı ki kesinlikle hızlı hareket etmenize imkan sağlamıyor. Bir, zaten ayakkabı esnemiyor. İki, yastıklama yok. Üç, üstten de güvensizsiniz. Ama bu olmamış gerçekten. Üst kısmı arkadaşlar farklı farklı kumaşlar var. Yine daha iyi hisseden özellikle şu arkaya doğru geldiğimizdeki dikişler benim hoşuma gitti diyebilirim. Bağcıklar da yine aynı şekilde farklı farklı yerlerden geçiyor. Şimdi şuradan da bahsedelim tabii ki. Arkadaşlar daha ilk sahaya indim. Bağcıklarımı bağlıyorum ve ne oldu dersiniz? Laps. Bakın direkt buradan koptu. Yani yeterince ayakkabıdan soğumamışım gibi veya nefret etmiyormuşum gibi bir de üstüne bu oldu. Daha sonra ben gidip hani buralardan bağladım tekrar. Normalde diğer çifti göstereyim. Kendiliğinden buradan geçirmişler. Tabii ben de normal oralardan sıktım. Hani hiç dikkat bile etmedim. Pat diye arkadaşlar elimde kaldı. Hatta o sahneyi çekiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Koyarım buraya. Anasını satayım. Ne oldu? Koptu. Neyi koptu? Şuraya bak. Oo. Direkt çıktı koptu. Çeker çekmez. Oha. Yani böyle bir şey olamaz yani buradan koptu düşünün daha yeni giymişsiniz sahada daha ilk adımınızı atıyorsunuz. Bu gerçekten zaten sevmediğim bir ayakkabıdan iyice soğumama sebep oldu. Normalde dediğim gibi işte şuralardan geçiyor bağcıklar ama tabii ki sıkabilmek için de diğer taraftan geçirdim. Materyallere benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8 olacak o da yine beğendiğim işte bu dikişli kısımlar üstteki kısımlar için. Destek noktasında da çok desteksiz ve tuhaf hissettirdiği için ona da 10 üzerinden 6.9 veriyorum. Yani 6.8, 9, 6.5, 4 bunun bir farkı yok. Yani 7'nin altı leş diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. 8 kötü diyeyim. 8.5 normal hani 9 iyi 9.5 harika gibi bir puanlama sistemi kullanıyorum. Diğer ayakkabılara bakarak da kıyaslayabilirsiniz. Bütün puanlamalar maalesef bu şekilde oldu. Gerçekten incelediğim, aldığım ve sizlere anlattığım en kötüler listesinde ilk 3'e girer diye düşünüyorum herhalde.
Yani şu yana yapacağınız hamlelerde şunların konması falan, hikaye hiç bir şekilde öyle güvenli ve iyi hissetmiyorsunuz. 45 numara aldım arkadaşlar. Genelde Nike numaram bu oluyor. Bunda da böyle olacağını düşündüm ve fena değil. Önden normal, yanlardan ve dediğim gibi üstten biraz tombul tombul oldu. 44.5 alsaydım bu sefer önden vurabilirdi. O zaman daha çok nefret edebilirdim. Sizler de numaranız neyse bence onu alabilirsiniz. Almak istiyorsanız ama iki kat çorapla falan giyin. Ve bu bağcık kısımlarına dikkat edin arkadaşlar. Direkt bağlamadan hemen içindeki şu deliklerden geçirin. Ve sonrasında sıkıntı çıkmasın diyorum. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Bence fazlasıyla bile bu ayakkabı hakkında konuştuk. Elle tutulur bir yanı yok resmen. Sadece belki günlük kullanımda hani şık tatlı bir ayakkabı olabilir ama hani 700-800 liralar olsaydı belki bu kadar konuşmazdım ama 2200-2300 gibi bir fiyat yazıp indirime 1650'ye düşürüyorsan Converse'sen, yani kusura bakma bu kabul edilebilir değil. Converse markası basketbolda niye bu kadar kötü anlamış değilim. Yani çok çok gözümden düştü. Hadi diğer ayakkabı da demiştim hani ilk tecrübem. Belki ikincisinde daha güzel olur ama bundan sonra dediğim gibi almayı düşünmüyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz bu kadar kötü tecrübeden sonra bir daha şans vermeye gerek var mı? En azından ben kendi paramı harcayıp bir daha almayacağım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bildiğimiz markaları, bildiğimiz ayakkabılara bakalım. Her yönüyle sıkıntılı, her noktasıyla basketbol için elverişsiz olan, sert, çok fazla hareket kabiliyeti olmayan, 1 numaradan 5 numaraya bence kimsenin tercih etmesini istemediğim, sahipsinin olmadığı bir ayakkabı. Yerden yüksek duruyorsunuz. İlginç bir biçimde kontrolsüz hissediyorsunuz. Böyle bir basma rahatlığı, ayakkabının topuğundan ön ayağına geçişinde bir kayganlık, bir güzellik yok. Yani her noktasında basketbol oyuncularına yönelik olmayan bir ayakkabı yapılmış. Bükülmüyor, taş gibi, lömbür lömbür, kitlenmiyor, bağcıkları sıkıyorsunuz, ayakkabıya zarar veriyorsunuz yani. Durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle diyorum. Ama emeklerime bir like atar ve bir yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın. Ayakkabı dahisi bugünlük. Al.